Şimdi göğsümüzle başlayabiliriz. Filetolar çıkartacağız. Filetoları bıçağınızla keserek yapabilirsiniz. İnce olmasına özen gösterin. Çok daha kolay pişecektir. Hindi filetolarımızı çıkarttık. Tuz ve biberleyeceğiz şimdi. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra şimdi kaplamayı nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi biraz un koyacağım. Çok az. Ve hindilerimizi de bu unun üzerine yatırıyoruz. Biraz daha un üzerine gezdiriyorum. Önce una bulamış oluyoruz hindilerimizi. Diğer tarafta ise süt ve bir de yumurta kıracağım içerisine. Ve diğerine de ekmek kırıntısı ve biraz da badem koyacağım şimdi. Bademlerimizi doğradıktan sonra ekmek kırıntısıyla birlikte karıştırıyoruz ikisini. Evet, şimdi sıra geldi kaplama işlemine. Filetolarımızı önce una buluyoruz. Arkasından sütlü karışımın içerisine atıyoruz. Yumurta ve süt. Bademli ve ekmek kırıntısı karışımı da şimdi yumurta ve süte buluyoruz iyice göğüsleri. Daha sonra buraya koyuyoruz ve dışını bununla kaplıyoruz. Daha sonra ayrı bir kabın içerisine alıyoruz. Şimdi garnitürümüzü de hazırlayalım. Önce kuru soğanımızı soyalım. Yarım piyazlık olarak doğruyoruz soğanımızı. Önce elmamızı soyuyoruz. Ve dörde kestikten sonra içini çekirdeklerini de alalım. Soğan hazır, elmamız hazır. Şimdi salamımızı da hazırlayalım. Bunları da ikiye kesiyoruz ve ince ince doğruyoruz. Artık pişirme işlemine geçebiliriz. Tenceremizin altını açıyoruz. Ve öncelikle garnitürümüzü pişirmeye başlayalım. Ve ortadaki tavamızı da açıyoruz. Orada da hindileri kızartmaya başlayacağız. Zeytinyağı ve tereyağı karıştırarak kullanacağız. İki tavaya da zeytinyağını ilave ederek pişirmeye başlıyorum. Önce kuru soğan geliyor. Karıştırmaya başlıyoruz kuru soğanı. Hindileri ekleyeceğiz. Tavanın altını kısıyoruz. Çok yüksek ateşte pişirmeyeceğiz. Evet, diğer tavamızda da soğanların içerisine şimdi elmaları ve salamları ekliyoruz. Teriyaki sos koyacağım biraz. Çok lezzetli bir sos. Ve portakal suyu da ekliyorum. Hindilerimiz de pişiyor. Diğer taraflarını çevireceğiz şimdi. Garnitürümüzü de bu şekilde bir karıştıralım. Çok az da tarçın ekleyeceğim garnitüre. Bu da güzel bir koku verecek. Tuz ve biber de ekliyoruz. Garnitürümüz yavaş yavaş pişmeye devam edecek. Biz de bu sırada hindilerimizi pişireceğiz. Pişirme işlemimiz devam ederken şimdi bir parça tereyağı bırakacağız. Ve bu tereyağıyla birlikte daha da lezzetli olacak. Biraz da maydanoz koyacağız garnitürümüzün içerisine. Onu da doğrayıp ekleyebiliriz. Bunu da güzelce karıştırıyoruz. Ve altını kısalım. Evet, hindilerimiz pişmek üzere. Garnitürümüz de hazır. Orta kısmına bu şekilde yayıyoruz. Şimdi bunun üzerine de hindilerimizden, pişirdiğimiz hindilerimizden koyuyoruz. Bir parça ortasına böyle bir maydanoz koyuyorum. Ve yanına da bir parça limon servis edeceğim. Bir parça da limonla birlikte servisimi gerçekleştiriyorum. Şimdi kenarını da siliyorum.